Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde bazıları öğreneceğiz. Ne işe yaradığını ve çalışma prensiplerini inceleyeceğiz. İsterseniz başlayalım. Şekilde gördüğünüz gibi bazılar silindir şeklinde elektronik aletler, device'lar. Birçok çeşidi bulunmakta. Ben burada iki çeşidini inceledim. Bir manyetik buzzer, ekranda gördüğünüz. İsmini de yazalım. Manyetik. Kusura bakmayın, yazdı biraz kötü. Birincisi manyetik buzzer. İkincisi ise piezo buzzer. Piezo elektrikten de biliyorsunuzdur zaten. Bu da piezo buzzer olarak geçiyor. Bizim uygulamamızda kullandığımız daha çok bu buzzer. Manyetik buzzer kullanıyoruz. Tabi piezo buzzer da birçok yerde kullanılıyor. Ayaklarına bakacak olursak zaten iki tane bacağı bulunuyor. Gerçek hayatta da zaten artı şeklinde yazıyor. Bu şekilde gördüğümüz gibi bu bacak pozitif bacağı, diğer bacak ise negatif bacağı. Biz Arduino ile kullanırken bir bacağını pine bağlıyoruz. Elektronik devrelerde kullanırken ise pozitife yani voltaja, negatif ise gain'e diye bağlıyoruz. Çalışma prensiplerine bakalım. İlk önce piezo buzzer'dan başlamak istiyorum çalışma prensiplerine. Gördüğünüz gibi piezo buzzer, piezo seramikten oluşuyor. Diğer şekilde daha iyi gözüküyor. Seramik element ve vibration plate var. Voltaj uyguladığımızda artı eksi. Bu piezo şekil değiştiriyor ve her bir şekil değiştirdiğinde gördüğünüz gibi bir ses dalgası üretiliyor. Bu ses dalgasını ise biz müzik veya farklı bir ses olarak algılıyoruz. Vibration current sound wave demiş. Yani titreşimler ses dalgasını oluşturuyor. Diğer bir buzzer'ımız ise manyetik buzzer demiştik. İsterseniz bununla çalışma prensibine bakalım. Gördüğünüz gibi burada bir transistör var. Bu transistör ton denilen etkiyi oluşturuyor. Yani kare dalga gibi, kare dalgaya benziyor. Şekilde de gördüğünüz gibi. Kare dalga manyetik alan içine gönderiliyor. Gördüğünüz gibi magnet ve coil'ler var. Magnetik alan içinde burada disk ileri geri çekilerek bir osilasyon oluşturuyor. Ya bu osilasyonda bir dalga oluşturuyor. Bu dalgaya da ses dalgası deniyor. Ve bizim kulağımıza müzik veya ses olarak bunu da algılıyoruz. Gördüğünüz gibi burada vibration disk var. Ve transistörden gönderilen DC akım burada bir manyetik alan oluşmasının sebep oluyor. Bu disk ileri geri çekilerek ses dalgasının oluşmasına sebep oluyor. Biz de bunu müzik olarak veya farklı bir ses olarak algılıyoruz. Sunum bu kadardı. İstersen şimdi Arduino ve SIS'e geçelim. Bu adresten de takip edebilirsiniz bizi. youtube.com/c/elektronikofisim. Gösterimiz bitti. Çıkalım. İlk önce SIS'i açmak istiyorum. Zaten basit bir devre. İki tane kullanabiliyorsunuz. Ben tekrar aratalım. Speaker olarak kullanabiliyorsunuz. Buzzer'ı. Gördüğünüz gibi buzzer var. Speaker var ve sounder var. Bu ikisini kullandım ben. Speaker ve sounder'ı. Buzzer'da kullanabilirsiniz tabii ki. Devremiz. Dediğim gibi bir bacağı zaten anlatmıştım slide'da da. Bir bacağını gain'e diye. Diğer bacağını ise bir tane koruma direnci koyarsanız daha sağlıklı olacaktır. 100K'lık 110'luk koruma direnciyle bir bacağını da pinimize bağladık. 8. pinimize. Ve burada 3 tane kod bulunuyor. Bir kodumuzda İstiklal Marşı var. Bir kodumuzda Happy Birthday şarkısı var. Bir kodumuzda kendimiz yazdık. Bu tabii ki çok amatör bir şey. Sadece delay'i değiştirerek küçük sesler çıkarmaya çalıştık. İlk önce buzzer pinimizi tanımladık. Ve buzzer pinimizi çıkış pini olarak yaptık. Ve Digital Write Community ile 800 milisaniye high komutunu ve 400 milisaniye low komutunu verecek. Bunu ben isimimize yüklemiştim. İsterseniz çalıştıran ve sesi duyalım. Gördüğünüz gibi sesi inşallah duyuyorsunuzdur siz de. 800 milisaniye high ve 400 milisaniye low var. Daha iyi anlamak için Happy Birthday şarkımızı ilk önce değerleyelim ve yükleyelim sizimize. Tabi bunları videonun altına bulabilirsiniz bu kodları. Bunları da ben yazmadım tabii ki.
Buradan hexakodumuzu alalım. İsimimize gelelim. Önceki programı silelim ve bunu yapıştıralım. Okey diyelim ve çalıştıralım. Evet, sesi duydunuz yani şarkı gördü. Şimdi ise bir sonraki marşımız olan İstiklal Marşı'na yerleyelim ve yükleyelim. Değerleniyor. Evet, hexe kodumuz oluştu burada. Bunu alalım. İsimimizi atalım. Öncekini sildim. Bunu yapıştırdım. Evet, İstiklal Marşı'mızı dinliyoruz. Evet, bunu da dinledik. Ses biraz cızırtılı çıkmış olabilir. Çünkü burada CPU %100'e geldi. O yüzden biraz donmalar yaşandı. Evet, gördüğünüz gibi buzzer'ımız da bu kadardı. Kısa kodla veya uzun farklı yerlerden bulabilirsiniz tabii ki. Farklı müzikleri. Gerçek hayatta da, uygulamada da, simülasyon ekranında uygulayabilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoların devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.